Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Sizlerle başlamış olduğumuz kesit görünüşler dersine devam ediyoruz. Bir önceki kaldığımız yer arkadaşlar, kesit görünüşlerde terminoloji ve genel uygulamalardı. Evet, terminoloji ve genel uygulamalar. Şimdi arkadaşlar, kesit görünüşlerde kesit düzlemi, parçamızı ikiye bölen düzlem veyahut da burada 2'den bahsettiğimiz arkadaşlar 2 eşit parça olmak zorunda değil. Parçamızı bölen düzlem diyelim. Kesit düzlemi parçanın iç özelliklerini ortaya çıkaran hayali kesme işlemindeki düzlemdir. Şimdi buradaki parçamızda arkadaşlar parçamızı bölmek için kullandığımız buradaki düzlem bizim kesit düzlemimizdir. Ve bu işlemi yaptıktan sonra hatırlayacağınız gibi parçanın ön kısmını atıyoruz. Geriye kalan parçayı izdişim kurallarına göre çiziyoruz. Bu bizim kesit görünüşümüz oluyor. Bir sonraki öğreneceğimiz arkadaşlar kesit çizgisi olacak. Kesit düzlemi, kesit çizgisi ve kesit düzlemi çizgisi. Şimdi kesit düzlemi çizgisine bakalım. Kesit düzlemi çizgisi kesme düzleminin kenar görünüşüdür. Şu şekilde arkadaşlar böyle bir parçamız olsun. Bunun ön görünüşü sağ üstteki ve üst görünüşü sağ alttaki. Şimdi özellikle üst görünüşe dikkat ederseniz arkadaşlar, soldaki delik ile sağdaki kara delik birbiriyle aynı hizada değil. Onun için düzlemimizi ikisini de kapsayacak şekilde arada bir basamak oluşturarak yapacağız. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi kesit düzlemi illa düz bir doğru olmak zorunda değil. Şimdi arkadaşlar burada kesme işlemimize devam edip ön parçayı atmadan önce kesit düzlemi çizgisine dikkat edeceğiz. Kesit düzlemi çizgisi dikkat ettiyseniz parçanın kesit düzlemini üst tarafından baktığımızda üst görünüşteki bu çizgidir arkadaşlar. Burada kesit düzleminin parça üzerinde geçtiği yere üst görünüşten bir doğru şeklinde nasıl ilerlediğine bakıyoruz ve ISO standardında hatırladığınız gibi orta kısımları ince, uç kısımları kalın bir center çizgisi kullanarak kesit düzleminin geçtiği noktaları belirtiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şimdi ön parçayı çıkarabiliriz. Ön parçayı çıkarıyoruz. Şimdi bir sonraki işlemde ise arkadaşlar burada ön görünümün nasıl değiştiğini göreceğiz. Şimdi bir önceki görünüşte buradaki yuvarlak delik ve kara delik gözükmüyordu. Onun için sınır çizgilerini kesikli çizgilerle belli etmiştik. Şimdi ise artık ikisi de gözüken birer delik oldu. Onun için bunlar görünür görüntü olduğu için arkadaşlar buradaki kesik çizgileri bu bakış açısı için artık görünür hale getirmemiz gerekiyor. Ve hatırlayacağınız gibi malzeme dolu kısımları da tarama çizgisiyle taramamız gerekiyor. İşte tekrar etmek gerekirse parçayı çıkardıktan sonra önce tüm hali çizilmiş olan ön görünüşün nasıl kesit görünüşü alınırken çizgilerin değiştiğini bu şekilde görebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha ise arkadaşlar buradaki çizgileri değişti. Tarama çizgilerini ekledik. Normalde bizim burada bir görünür çizgi daha çizmemiz lazım. Ama görünür çizgi kurallarını hatırlarsanız tarama çizgilerin içerisinde tarama çizgilerini görünür çizgiyle bölmüyorduk. Onun için buraya görünür çizgi çizmemize gerek yok. Evet arkadaşlar devam edelim. Kesit düzlemi çizgi tipleri bir öncekinde ISO standart kullandığımızı göstermiştim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Öncelikle AN standartında bizim çizgimize oldukça benzer ve ok yönü de bu şekilde arkadaşlar. Ama bizim dersimizde kullanacağımız ISO standardı biraz daha farklı buna göre. İç tarafları daha ince, uç kısımları kalın, center çizgisi. Ok yönü ise arkadaşlar dışarıdan içeriye doğru bu şekilde. Bizim gösterim yönümüz biraz farklı ve dersimizde kullanacağımız çizgi stili arkadaşlar TZ ISO standardı dediğimiz şu an kutucuk içerisine alınmış çizgi tipi. Şimdi ise malzeme dolu kısımları göstermek için kullandığımız tarama çizgisinin kullanımlarına bakabiliriz.
tarama çizgisi kesit düzlemi tarafından kesilmiş yüzeylerin belirtilmesi için kullanılır. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kesilmiş bir parçamız var. Tarama çizgisinin nereleri doldurduğunu görüyorsunuz. Malzeme dolu kısımlar sadece, boşluklar tarama çizgisiyle taranmaz. Bunu belirlemek için şöyle de düşünülebilir. Parçayı bıçakla kesiyormuş gibi düşünelim arkadaşlar. Bıçakla keserken bıçağın değdiği ya da bıçağın üzerine bir boya olduğunu düşünürsek, bıçağın keserken boyadığı kısımları tarama çizgisiyle tarıyoruz. Şimdi tarama çizgilerin tek parçada ve çoklu parçalarda uygulamalarına bakalım. Tarama çizgisi arkadaşlar tek parçanın taranması, tek objenin tarama bölgeleri birbirinden ayrılmış olsa da tarama çizgilerinin yönleri aynı olmalıdır. Burada olduğu gibi arkadaşlar arada bir delik geçtiği için tarama yok. Tarama bölgeleri birbirinden ayrı olsa da o çizgi yönleri birbiriyle aynı olması gerekir. Sağ tarafta ise birleşik parçanın taranması. Montaj parçalarının taranması yapılırken aynı parça içerisindeki çizgiler aynı yönde olmalıdır. Bütünleşik parçanın tarama çizgisi yönü ters olmalıdır. Burada arkadaşlar iki tane parçamız var. Birincisi bu. İkincisi ise şu dışarıdaki. Aynı objenin içerisinde aynı yönde olmalıdır. Fakat iki tane böyle bütünleşik birbiriyle yapışık montaj resmimiz varsa ikinci resimdeki arkadaşlar taramayı bu şekilde ters yönde 45 derece olarak ayarlamamız gerekiyor. Tabii ki bu parçanın da kendi içerisinde tarama yönünün daima aynı olması lazım. Arkadaşlar, tarama çizgilerinin bir anlamı da onların işaret ettiği malzeme tipidir. Şu şekilde tarama çizgi sembolleri. Tarama çizgileri her bir malzeme çeşidi için farklı şekildedir. Şu an gördüğünüz arkadaşlar bizim daha önce kullandığımız döküm demir için kullanılır. Böyle biraz daha ayrık olursa çelik, bu şekildeki tarama çizgileri beton, bu şekildeki kum, bu şekildeki ise ağacı sembolize eder. Bizim derslerimizde daha çok sizlerle kullanacağımız döküm demir sembolü olacaktır arkadaşlar en soldaki. Arkadaşlar tarama çizgileri döküm demir için küçük olan parçalarda 1,5 mm, büyük olan parçalarda ise 3 mm olarak ayarlanır. Soldaki küçük parça için ve sağdaki büyük parça için bu şekilde aralıklar tercih edilebilir. Genel olarak yapılan hatalar çok sık veyahut da çok seyrek olarak tarama çizgisi döşeme ve elle yapılan çizimlerde de birbiriyle orantısız şekilde ayrılmış veyahut da yamuk olarak çizilmiş tarama çizgileri genel olarak yapılan hatalardandır. Evet arkadaşlar, tarama çizgileriyle alakalı bir başka yapılan hata ise tarama çizgisinin çevre kenarlarına paralel ya da dik olmalarıdır. Gördüğünüz gibi bu objede arkadaşlar tarama çizgisi bu şekilde ya da sağa yatık 45 derece şeklinde olmalıdır. Genel olarak yapılan hatalar ise tarama çizgilerinin parçanın kenar çizgilerine paralel ya da dik olmasıdır. Burada gördüğünüz gibi taban çizgisine, burada gördüğünüz gibi kenar çizgileri dik, burada gördüğünüz gibi kenar çizgilere paralel olarak yapılmıştır. Üçü de hatalıdır arkadaşlar. Tarama çizgileri daha önce söylediğimiz gibi ya taban kenarına 45 derece ya da simetri eksenlerine göre derecelendirilerek yapılmalıdır. Kesit görünüşlerde görünmez çizgi durumu şu şekildedir arkadaşlar. Görünmez çizgiler genel olarak çizimden çıkarılır. Bu şekilde de gördüğünüz gibi. Şimdi bunu parçamızın bir kesit düzlemini çizelim. Kesit düzlemi bu şekilde olsun. Kesit düzleme çizgisinin gösterimi üst görünüşte sağda şu an belirdi. Şimdi ön görünüşü verilmiş olan parçamızı kesit düzlemi görünüşüne geçelim. Ön parçayı atalım. Şimdi ön görünüşte gerekli değişiklikleri yapalım. Ön görünüşte gördüğünüz gibi şu an daha önceden kesikli çizgi halinde olan şuradaki çizgilerimiz, şu bölgedeki ve şuradaki tek çizgimiz artık görünür çizgiye dönüştü. Onun için onları görünür çizgiye de değiştirdik ve görünmeyen çizgilerimiz olan hala görünmeyen olarak kalan iki çizgiyi çıkartabiliyoruz. Görünmeyen çizgiler genel olarak çizimden çıkarılır. Malzeme dolu kısımları taramayı tabii ki unutmuyoruz. Şimdi bir örnek üzerinden konuşmak gerekirse arkadaşlar kesit görünüşlerin elde edilmesi. Kesit görünüşler bir parçanın iç yapısında bulunan delik ve boşlukları boyutlandırılabilir hale getirmek ve göstermek maksadıyla çizilmektedir. Şimdi burada gördüğünüz parçamızın arkadaşlar normal görünüşü bu şekilde.
kesitin nereden bakacağımızı ve nereden alacağımızı da bu şekilde görüyoruz. Kesite alınmış parçamızı 3 boyutlu olarak burada. Şimdi arkadaşlar bu görünüşte adım adım ilerliyoruz. Öncelikle parça kesildikten sonra görünmeyen çizgilerimizi görünür çizgiye, daha sonra da bunları kalın çizgiye dönüştürdük. Ortadaki eskiden görünür olan şuradaki çizgiler artık burası boşaldığı için görünmez oldu. Yani görünmez çizgilerin bazıları görünür dönüşürken bazı görünür çizgilerin de kaybolması gerekti. Onlar da bunlar. Onları da çıkardıktan sonra arkadaşlar son işlem yapmamız gereken görünür çizgilerin dönüşümü, bazı görünür çizgilerin çıkarımı yapıldıktan sonra artık tarama işlemi. Malzeme dolu kısmı tarama yaptıktan sonra ölçülendirme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada üstteki görünüşte normalde buradan buraya doğru ölçü veremezdik. Çünkü görünmez çizgilerle ölçü verilmez. Ama kesit görünüş aldıktan sonra kolay bir şekilde buradan ölçü verebildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık bir sonraki videomuzda örneklerimize girişebiliriz. Bir sonraki videomuzda bu örnek çalışmamızda görüşmek üzere. İyi günler.